Merhaba arkadaşlar. Python derslerine hoş geldiniz. Arkadaşlar yaklaşık 7 ay önce başladığımız bir Python macerasının temel seviyesinin arkadaşlar sonuna geldik. Normalde asenkron Python şeklinde işte process, thread gibi kavramları işleyeceğim bir dersler daha yapmayı planlıyordum ama ancak o konuları böyle temel ders seviyesinde değildi. Biraz daha ilerlediğimiz zamanlarda ek dersler şeklinde eklemeye karar verdim. Ve o nedenle yeni başlayanlar için Python derslerini arkadaşlar şu an için bitirmiş olduk. Bundan sonra neler gelebilir bu derslere? Bu derslere arkadaşlar yeni güncellemeler geldiği zaman ek dersler yapabiliriz. Hani herhangi bir güncellemeden eksik kalmayalım diye. Veya önemli gördüğüm ipuçlarını kaçırdığımız kuşkusuz şeyler olmuştur. Yeri geldiğinde arkadaşlar ek dersler şeklinde bu dersleri ekleyeceğim. Toplamda arkadaşlar tam burada sayı olarak 93 ders yazıyor. Bu dersle beraber 94 oldu ama arada birkaç tane ek derslerimiz var. Yaklaşık olarak arkadaşlar 100'e yakın bir video oluşturduk. Şimdi tabii ki şunu söylemeyeceğim, yani en iyi Python kaynağı olduğunu söylemeyeceğim arkadaşlar. Tabii umarım bunu siz söylersiniz kendiniz. Yalnızca şu konuda emin olabilirsiniz. Bu derslerde yapmak istediğim tek şey, kendim Python öğrenmeye çalışırken arkadaşlar eksikliğini gördüm. Ne anlatılmasını istediğim şeylerin arkadaşlar tamamını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu projemizde arkadaşlar, şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi, ya hocam biz şimdi Python biliyor muyuz? Hemen söylüyorum arkadaşlar, siz şimdi Python bilmiyorsunuz. Python YouTube dersleri izleyerek öğrenilmez zaten. Beni değil, istediğiniz dersleri alın, isterseniz Udemy'de bir ton para bayılarak dersleri alın arkadaşlar. Python bu şekilde video izleyerek öğrenilmez. Burada yapacağımız, bundan sonra sizin yapmanız gereken şey nedir? En temel şey, mümkün olduğu kadar arkadaşlar, pratikleştirmeye çalışmak ve tekrar etmek. Peki hocam, biz neler öğrendik şimdiye kadar? Şimdiye kadar öğrendiğimiz arkadaşlar, genel konuları sayarsak, mesela temel Python bilgisini öğrendik. Temel Object Oriented nesne yönelimli programlama bilgisi öğrendik arkadaşlar. Mesela Flask Web Kütüphanesi ile ilgili projemizi yaptık bu dersler sırasında. Ayrıca Web Scraping konusunu öğrendik bu dersler sırasında. Bu dersler sırasında Object Oriented nesne yönelimli konsolda çalışan bir CRUD uygulaması yaptık arkadaşlar. Ve birçok, sizin de şahit olduğunuz üzere, birçok pratiğe dönelik ufak tefek uygulamalar yaptık. Şimdi burada arkadaşlar en temel konular var. Yani Python öğrenmek ya da herhangi bir dil öğrenmek arkadaşlar biraz zaman isteyen bir süreç. Yani şu şekilde düşünün. Size dediğim gibi bu dersleri izleyerek Python öğrendiğiniz yalanını söylemeyeceğim. Öyle olursa zaten tüccar olurdum. Burada arkadaşlar sizin öğreneceğiniz konular temel Python yapısına sahip olmak ve bundan sonra nereye gideceğinize artık siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Peki bundan sonra gidiş yolunuz ne olacak? Neler yapacağız bundan sonra arkadaşlar? Şimdi ne dedim? Bundan sonra en temel konu nedir bizim açımızdan? Bol bol pratik ve yapmak, kod yazmak değil mi? Araştırma yapmak. Şimdi arkadaşlar Python özelinde bana göre tabii ki pratik yapmanın arkadaşlar en kolay iki yolu var. Birincisi arkadaşlar, pratik bilginizi geliştirmek açısından Python'ın web kütüphanelerine ilerleyebilirsiniz. Nedir onlar mesela? Flask, Django, işte Pyramid gibi arkadaşlar Python'ın web kütüphanelerine ilerleyip onlar üzerinden bol bol pratik yapabilirsiniz. Zaten Flask, ufak bir Flask projesi bizim dersler serimizde var. Bunun yanında yine kanalımda arkadaşlar Django serisi var. Onu da inceleyebilirsiniz. Birincisi o.
Şimdi ikinci yöntem arkadaşlar, en kolay kendimizi geliştirebileceğimiz konular. Bir tane GUI uygulaması yapmak. Yani Graphical User Interface. Grafik bir ön yüzü olan bir tane uygulama yapmak arkadaşlar. Bunun için de benim kendi sözüm var arkadaşlar. Nereden ilerleyebilirsiniz? İşte en popüler olan PyQt ve Tkinter. PyQt ve Tkinter kütüphaneleri var arkadaşlar. Şimdi ben kendi kanalıma arkadaşlar bir tane tam bir proje şeklinde bir tane grafik uygulaması yapacağım Python'la yazılan. Bunu halen daha karar veremedim. PyQt ile mi yazsam, Tkinter ile mi yazsam diye. Ben Tkinter'ı daha iyi biliyorum ancak genelde arkadaşlardan böyle PyQt isteği vardı. Onun üzerine bir düşünüp hazırlamam lazım. Ancak zaman verememekle beraber kanalımda bir tane PyQt bir grafik dersleri arkadaşlar çekeceğim bunların haricinde. Şimdi buraya geldikten sonra arkadaşlar şöyle bir konu üzerinde konuşmak istiyorum şimdi. Birçok arkadaştan şöyle e-mailler alıyorum. Ya hocam ben sizin dersinizi ya da başka dersleri ya da farklı programlama dillerini takip ediyorum. İşte anladığımı sanıyorum ama kendim hiçbir şekilde geliştiğimin farkına varamıyorum. Nasıl kendimi geliştiririm şeklinde arkadaşlar. Mailler aldım. Şimdi arkadaşlar ben de buna göre şöyle bir bilgilendirme yapmak istedim. Yazılımcının 4 seviyesi şeklinde arkadaşlar. Tabii bu 4 seviye illa 4 seviye olmak zorunda değil. Bu kendime göre, kendi tecrübelerimden, kendi gördüklerimden derlediğim arkadaşlar. Yazılımcı seviyeleri üzerine sizinle konuşmak istedim. Şimdi ilk seviyemiz arkadaşlar 0. Başlangıç seviyesi. Bu seviyenin arkadaşlar bir enerji ile başlangıç seviyesindeki arkadaşlar bir programlama dili öğrenmek ister. Ne olabilir bunun motivasyonu? İşte tanıdığı, bildiği ya da özendiği insanlar programlamayla uğraşıyordur. Ya da programcılıkla ilgili bilgisi onu cezbetmiştir arkadaşlar. Ya da geleceğin mesleği olduğunu düşünmüştür. Her neyse bir şekilde bir ilgimiz var. En temel ortak özelliği seviye sıfırın ilgi vardır arkadaşlar. Ve kafa çok karışıktır. Ne yapacağını bilmez. Yani şunu mu öğrensem, bunu mu öğrensem şeklinde arkadaşlar kafa karışıklığı vardır. Hemen söylüyorum. Seviye sıfırda arkadaşlar kafa karışıklığı çok normal bir şey ve çok da güzel bir şeydir. Yani ondan sıkılmayın. Şöyle bir şey yok arkadaşlar. Ya da varsa ben bilmiyorum. İşte ben şunu yapmak istiyorum. Hangi programlama dilini öğreneyim? Ben şunu yapmak istiyorum. Hangi programlama dilini öğreneyim? Bunun tek bir cevabı yok arkadaşlar. Eğer bunun tek bir cevabı olsaydı zaten yüzlerce programlama dili, yüzlerce pattern, işte şablon ve yüzlerce forum olmazdı arkadaşlar. Neden? İnsanlar biraz deneme yanılma yöntemiyle başlangıçları arkadaşlar o şekilde yapıyorlar. Ben bu dersin ilk dersinde de söylemiştim. Yani Python çok iyi bir programlama dili olduğunu, Python çok iyi bir programlama dili değil. Python'ın en iyi programlama dili olduğunu iddia etmedim mesela. Çok iyi olduğu yönler var. Çok yavaş olduğu yönler var. O şekilde arkadaşlar. Yeni başlangıç içinde o kafa karışıklığını yaşamamız normal. Şimdi bu seviye sıfırdaki arkadaşımız gelir YouTube'daki kaynaklara bakar, şuna bakar, kitaplar alır. Şu olur bu olur arkadaşlar. Ve yani atlanması arkadaşlar en zor seviyede seviye sıfırdır. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi seviye sıfırdan seviye bire geçmek isteyen süreç en çok emek isteyen süreç olduğu için arkadaşlar birçok arkadaşım burada pes edip yarım bırakır. Ne yapmamız gerekiyor? Emek harcamamız gerekiyor. Araştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Ne yapmak istiyorsak hangi dil böyle farklı farklı tavsiyeler alıp ona göre karar verip başlamamız gerekiyor. Şimdi gelelim seviye 1'e. Seviye 0'daki arkadaşımız bir kursa gitti.
veya YouTube'daki kaynakları izledi. Umarım benim çektiğim bu YouTube videolarını izler. Bu arkadaşlar neye gelir? Seviye 1'e gelir arkadaşlar. Seviye 1'in de seviye 1'de artık şöyle çok fazla bir sorunumuz yoktur bizim. Dilin yazılım şekliyle, yani öğrenmesini istediğimiz dilin sintaks yapısıyla, yazılım şekliyle bir farkımız yoktur. Ama seviye 1'de en çok bizi korkutan nokta şudur arkadaşlar. Ya hiçbir şey bilmiyoruz ya. Hocam ben sizi dinliyorum, anlıyorum, yani sizi ya da bir başkasını çok çok iyi anlıyorum. Ama birisi bana bir şey yap dediğinde, en ufak bir şey bile söylediğinde arkadaşlar tıkanıp kalıyorum. Yapamıyorum. Bu arkadaşlar seviye 1'in en temel özelliği de budur. Kendine halen daha kodlama yazarken arkadaşlar kendine halen daha güveni yoktur seviye 1'imizde. Şimdi bu seviye 1 nasıl alışacak arkadaşlar? İşte bu seviye 1'i dediğim gibi bol bol pratik yaparak, bol bol hazır kodları inceleyerek arkadaşlar, bazen o kodları yeri geldiğinde yalnızca ve yalnızca kopyalayarak arkadaşlar, bu seviye 1'den yavaş yavaş arkadaşlar seviye 2'ye doğru yükseldiğimizi göreceksiniz. Ben mesela arkadaşlar çok açık ve net şekilde söylüyorum. Benim bu kursum sizi, yani işte Flask projesi yaptık vesaire, işte web scraping yaptık, biraz işte CRUD uygulaması yaptık vesaire arkadaşlar. Benim kursum ancak sizi arkadaşlar seviye 1.5 ile 1 arası bir noktaya getirebilir. Dışarıdan alacağınız arkadaşlar, hatta şunu da iddia ediyorum. Dışarıdan alacağınız en iyi kurs bile sizi en fazla arkadaşlar 1.5 seviyeye getirecektir. Dediğim gibi birinci seviyeden sonrası daha çok bol pratikle ilgili. Python için hangi nerelerde pratik yapacağımızı söyledim zaten. Web kütüphaneleri ve Graphical User Interface şeklinde söylemiştik. Şimdi gelelim arkadaşlar seviye 2 konumuna. Seviye 2 konumunda arkadaşlar bu arkadaşlarımız genelde bol bol pratik yapmışlardır. Ve bir konuda arkadaşlar dilin bir konusunda uzmanlaşmışlardır artık. İşte örneğin mesela çok fazla Flask kullanmışlardır, çok fazla Django kullanmışlardır, web kütüphanelerini kullanmışlardır ya da Graphical User Interface'leri kullanmışlardır ya da Numerical Python, işte MATLAB, NumPy gibi kütüphaneleri kullanmışlardır arkadaşlar. Genelde bir konuda Python'ın bir kütüphanesinde arkadaşlar artık uzman olmuşlardır bu arkadaşlar. Ve özgüveni artık oluşmaya başlamıştır bu arkadaşların. Bilmediği konularda da en azından sezgisel olarak arkadaşlar nereden başlayacağını, nereye sorabileceğini, geri dönüşler söylendiği zaman nasıl geri dönüş, kendilerine yapılan geri dönüşü arkadaşlar anlamaya başlamışlardır seviye 2'deki arkadaşlar. Gelelim seviye 3 bölümüne. Şimdi seviye 3 arkadaşlar hiçbir kaynağa bakmaz, takır takır kod yazar, İşte Stack Overflow'da araştırma yapmaz diye bir şey yok. Seviye 3 denilen arkadaşlar, yani ne kadar iyi bir dilde, ne kadar uzmanlaşılmış olursa olsun arkadaşlar, hiç kimse, bakın şu kadarını söyleyeyim, yani ben her zaman bahsederim bu dersleri çektiğimde, ben kendimin çok iyi olduğunu düşünmüyorum ama şey konusunda eminim. Gerçekten çok iyi iş arkadaşlarım oldu. Yani hani bir gösterge değil ama işte Bilkent, Boğaziçi mezunu vesaire iş arkadaşlarım oldu. Hatta ilk çalışmaya başladığım şirkette tek İTÜ mezunu ben vardım yani. Hepsi Ankara'da, Teknokent'te çalışmaya başladığımda genelde orada Bilkent ve ODTÜ mezunları vardı arkadaşlar. Gerçekten başarılı, yetenekli iş arkadaşlarım oldu. Bunların arkadaşlar, yani kimse program şu şekilde açıyorsun, oturuyorsun, rrrrrt, her şeyi yazıyorsun. O şekilde bir ilerleme yok arkadaşlar. Her zaman takıldığın konular ya da yaptığın, yazdığın bir programı daha iyileştirme üzerine durmadan çalışılıyor zaten. O nedenle arkadaşlar en iyi durumda bile daima arkadaşlar araştırmak,
daima farklı yöntemlere bakmak arkadaşlar her zaman var. Tabi SEO3'ün en önemli özellikleri nedir mesela? Artık bunlar başkalarının kodlarını çok rahat bir şekilde okuyup o kodları kendi istedikleri yönde arkadaşlar özelleştirebilirler. Böyle arkadaşlar dediğim gibi seviyeleri ben bu şekilde ayırmaya çalıştım. Dediğim gibi yani bu ne derler biraz tabiri caizse bir anlatım oldu. İlla bu şekilde sınıflandırılmıyor tabii ki. Bu benim bakış açımdan kaynaklı olan bir durum. Şimdi arkadaşlar son olarak da ilgilenen arkadaşlar için mesela önemli gördüm. Bazı kaynaklardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle Mark Lutz'un Learning Python kitabı var arkadaşlar. Bu kitap yani neredeyse arkadaşlar bütün kursların yani bütün Python kurslarının, bütün Python kitaplarının da hatta arkadaşlar en temel referans aldığı kitap bu şekilde. Bu kitap arkadaşlar. Yani görüyorsunuz şu kitabın fiyatını yani şey tabii ki bunu arkadaşlar kalkıp satın alın diyecek. 100 bende yok yani. Dediğim gibi bu kitabın arkadaşlar iyi bir kitap olduğunu düşünüyorum. İkinci kaynağım arkadaşlar. İkinci kaynağım açılsın bakalım. Hadi refresh edelim bakalım. Corey Schaeffer arkadaşlar. Çok tatlı bir kanal adı mıydı hatırlamıyorum yani bir arkadaşımız. Gerçekten arkadaşlar yani Python ya da programlamayı falan bırakın. Gerçekten çok çok iyi bir öğretmen. Yani onun kadar hatta onun yarısı kadar insanlara bir şeyler anlatabilme yeteneğine sahip olmak isterdim gerçekten. Çok başarılı bulduğum bir anlatım tarzı var. Belki biraz daha fazla örnek yapabilirim arkadaşlar. Genel temel düzeyi arkadaşlar çok iyi anlattığını düşünüyorum. İkinci olarak arkadaşlar en sevdiğim kaynak lardan bir tanesi Pretty Printed. Şurada görmüş olduğunuz kara arkadaşımız var. Python, işte Flask, Django ile ilgili arkadaşlar bazen proje bazlı çok başarılı dersleri var. Bu kaynağı da arkadaşlar tavsiye ediyorum. Sonra arkadaşlar Just Django şeklinde bir kanal daha var. Özellikle arkadaşlar Django projelerini yani ilerlemek isteyen arkadaşlar tarafından arkadaşlar Django projelerini takip etmelerini öneririm arkadaşlar. Tabii onun haricinde Free Code Camp tarzında arkadaşlar kaynakları da kullanabilirsiniz. Burada şeyi de belirteyim hemen arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar sormuştur neden Türkçe kaynaklar hakkında yorum yapmadınız vesaire falan gibi. Bunun temel sebebi şu arkadaşlar. Mesela biraz önce Corey Schaeffer'ın kanalı için ne dedim? Yani işte çok iyi bir öğretmen. Hani ondan umarım onun kadar iyi öğretiyorumdur şeklinde şey söyledim. Ancak şunu da belirttim. Hani daha fazla pratik olabilirdi şeklinde. Şimdi ben bir Türkçe kaynak üzerinden arkadaşlar bu şekilde yorum yaptığım zaman hani iş farklı noktalara kayabilir. Siz zaten işte Python dersleri yazdığınız zaman arkadaşlar gelecek. Türkçe kaynakları da tabii ki mümkün olduğu kadar arkadaşlar inceleyin. Ama bahsetmemin sebebi bu. Başka herhangi bir sebep yok arkadaşlar. Bu şekilde dediğim gibi genel bir kapanış konuşması oldu. Kapanış demeyelim de ara verme dersi yapmak istedim. Umarım arkadaşlar sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bu arada yani şeye baktığım zaman arkadaşlar ilk dersime bakıyorum 21 bin üzerinde izlenme ve 433 tane like almışım arkadaşlar ve 3 tane dislike almışım. Yani gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Yani sanırım hayatımda oluşturduğum en değerli şeylerden bir tanesi oldu bu ders. Dediğim gibi umarım sizler de yararını görürsünüz. Bu yararını gördüğünüz zaman beni de bir mesajla, bir
herhangi bir derse yapacağınız yorumla arkadaşlar bilgilendirirseniz çok sevinirim. Yeni Python serilerinde görüşmek üzere.